Terazi kadını. Vallahi çok zarif bir vücut hattı vardır ama kıvraktır vücut hattı. Balık etine de yatkındır. Ve hatta yemeğe çok düşkündür terazi burcu kadını. Ve genelde salata, balık, roka, yani enteresan balık türü ve salata türü, zeytinyağlı yaprak sarması en sevdiği şeylerdir. O yüzden terazi kadını lezzete önem verir ama şöyle bir durum var. Her şeye karışır kardeşim terazi kadını. Yani terazi bilmediği iş yoktur. Yani seni orada ikna etmeye çalışır. Terazinin en büyük özelliği de sıcakkanlıdır, sevgi doludur, anlatır ve ikna kabiliyeti çok kuvvetli olduğu için onlarda yaratıcı enerjiler vardır. Mesela şu kolyenin sahibi Nübay Nübay'ın Nihan. Nihancığım. Yaratıcı ruhunu keşfetmiş mi kendince? Fena sayılmaz. Çok ideal değil ama ben beğendim. Güzel yani. Başarılarını devam ediyorum. Yani sponsorumuz artık kendisi. Küçük adım. Teşekkür ediyoruz. Neyse dalga geçmiyorum. Ciddi söylüyorum. İkisi terazi kadınları gerçekten sanatsal yetenekleri ve el becerileri o kadar yeteneklidir ki. Yani onlar muhteşem pasta, tasarım, moda, kıyafet, renk, uyumu çok ön plandadır. Teraziler matematik zekaları vardır ama yaratıcı, fiziksel olarak da uzun hatlı kadınlar oldukları için böyle kendilerini ön planda her zaman ikna etmek. Biraz dedikoduyu da sever terazi kadınları. Olmadık dedikoduyu bilirler ama sır küpüdürler. Yani eğer ki zarar verdiğiniz vakit o sır küpü size gelir döner parmak gibi basar. O yüzden teraziye sır verin ama kazık atmayın. Çünkü terazi sırrı tutar ama siz kazık attığınızda o sır sizin kapınızı açar. Dini evrede çok kuvvetlidir. İnanç enerjisi çok kuvvetlidir. Ve anneye ve babaya çok aşık yönde karakter vardır terazi kadının. Onun ailesini ikna ettiğiniz sürece yani terazi kadını emin olun çöpçü de olsanız evlilik yaparsınız. İşsiz de olsanız evlilik yap. Yeter ki onun ailesini ikna et. Yani terazi kadının ailesine ikna ettikten sonra her şey huzura varır. Çünkü terazilerde ben yaparım, ben ederim, benim kocam çalışmasa da olur, ben bakarım. Bir noktada da şöyle bir terazi kadını, ay efendim ne demek bir erkek çalışmaz mı? Çalışacak ve bana bakacak diyen terazi kadınlarımıza iki bölüm ayırıyoruz çünkü. Terazi kadın. Biri çok yumuşak, her şeyi yapar. Şey gibi, domates gibi. Diğeri de hayır efendim ben hiçbir şey yapmam. Her şeyi bana erkek yapacak dediğimiz. Nihan o gruptan diğer grubumuz var. Yani terazi kadınlarla evlenilir kardeşim. El, estetik, temiz, dizayn, titiz her şey var. Bir çocuk doğurma modlarındadır. Vücutlarına çok değer verdikleri için, bozulmasına karşı oldukları için. Ama da sezaryenle normal doğum bile yaptırmazlar terazi kadınları. O yüzden terazi beden olarak, ruh olarak kendileriyle uğraşmayı çok severler. Estetiğe hani yaptırmak değil de kendi estetikleriyle alakalı çok kendilerini çok beğendikleri için onun burnu çirkin de olsa hayır efendim benim burnum biblo gibi der burnunu bile yaptırmaz. Çünkü inanç evresi, Tanrı ile olan evresi o kadar kuvvetlidir ki bedenini bozulacak bir dövme bile yaptırmaz terazi kadını. Öyle yapıları vardır. Çünkü mezara konulduğu zaman Allah huzuruna dövmem çıkmayacak kafasında insanlardır. Takıntılardır. Biraz psikolojileri bozuktur ama kendilerini iyileştirmesini bilirler. Yoga, meditasyon, yüzme onların en büyük enerjisidir. O yüzden teraziyle keyifli vakit, bol yemek yiyin, kilo alın, keyfinize bakın diyorum.